arkası yarın. Yorgun Yıllar 10. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Oğlu Bülent'ten başka kimsesi olmayan Sabiha Hanım, oğlunun evlenmesi üzerine çaresiz onunla oturmaya başlar. Ama gelini Reyhan kendisini istememektedir. Yaşlı kadının varlığından bile nefret eden Reyhan, her fırsatta kadını oğluna şikayet ederek ana oğlun arasını açar. Bu da yetmezmiş gibi Bülent'in aklına girerek kayınvalidesini huzurevine yatırmaya ikna eder. Huzurevine yatırılacağını oğlundan duyan zavallı kadın yıkılır ama oğluna hissettirmez. Sevinmiş gibi gözükür. Ne var ki Bülent son anda çıkan bir aksilikten dolayı annesini huzurevine yatıramaz. Ama yaşlı kadın oğlunla gelinine fazla geldiğini anlamıştır. Bir sabah valizini alarak birkaç gün önce parkta tanıştığı kendisi gibi kimsesiz bir kadın olan Muazzez Hanım'ın yanına gider ve onun evinde kalmaya başlar. Bu arada hayatını kazanmak için de dantel işi yaparak satar. Öte yandan Bülent, karısı Reyhan'ın sorumsuz istekleri ve alıştığı kumar hastalığı yüzünden borç batağına saplanmaya başlamıştır. Her gece sabahlara kadar içki içip kumar oynamaktadır. Bir sabah ezanla uyanan Sabiha Hanım, evinde kaldığı arkadaşı Muazzez'i hareketsiz bulur. Hastaneye kaldırılan Muazzez Hanım'a doktor felç teşhisi koyar. Bunun üzerine Sabiha, Muazzez'in dargın olduğu oğluna telefon ederek annesinin felç geçirdiğini söyler. Muazzez nasıl doktor bey, evladım yaşayacak mı? Korkma teyze, yaşayacak ama... Evet, neden sustun yavrum? Felç geçirdiği için yatalak kalacak. Ayrıca konuşacağını da sanmıyorum. Vah Muazzez, vah. Ne yapalım, her şey Allah'tan. Buna da şükür diyelim. Peki ne kadar yatacak hastanede? Bir hafta kadar yatması lazım. Merhaba Bülent. Vay Meteciğim, buyur gel gel. Bakıyorum da pek neşelisin. Sorunlarını çözdün galiba. Hangi sorunları? Şey canım, yani para işini. Borçların için para arıyordun ya. Ha mı? Takma kafana. Hallettim tabii. Sen onu boş ver de sana iyi bir haberim var. Hayırdır? Şirketten ayrılıyorum. Ne? Ayrılıyor musun? Ciddi misin Bülent? Elbette. İşte istifa mektubumu yazıp imzaladım bile. Burada harcanmışım be Mete. Peki başka bir yerde iş ayarladın mı? Ayıp ettin. Ayarlamasam istifa eder miyim hiç? Peki nerede çalışacaksın? Sıkı dur. Duyunca çok şaşıracaksın. Refik Demir'le çalışacağım. Herhalde Refik Demir'in kim olduğunu biliyorsundur. Aman Allah'ım. Şu banker değil mi? Evet. Onun şirketinin sorumlu müdürü oldum oğlum. Hem de buradan aldığım maaşım 5 katına. İmza yetkim var. Benim imzam olmadan 5 kuruş ne girecek ne de çıkacak. Ya Bülent, çıldırdın mı sen? Ne yaptığının farkında mısın oğlum? Ne oldu ki? Ya bu Refik Demir denen adam üçkağıtçının tefecinin tekidir. Boş versene sen oğlum. Ben aldığım paraya bakarım. Tefecilik yapıyorsa günahı onun. Bana ne? Artık adam gibi yaşamak istiyorum ben. Anlıyor musun? Senin adam gibi yaşamak dediğin o sefil hayat değil mi? Kumar masalarında sabahlamak, o davetten bu davete koşup aile değerlerini hiçe sayacak ilişkiler kurmak. Bu mu adam gibi yaşamak? Sen kendini kaybetmişsin oğlum. Allah ıslah etsin seni. Sen ne biliyorsun ki böyle konuşuyorsun Mete? Ben yaşadığım hayattan memnunum. Karım da ben de seviyoruz böyle yaşamayı. Yazık, yazık, çok yazık. Ne diyeyim? Umarım aradığını bulursun. Hoşça kal Bülent. Dur gitme. Mete, bana böyle acırmış gibi bakma. Bak, şu elimdeki paraları görüyor musun? Para derler buna oğlum, para. Bu kadarını acaba hayatımda hiç gördün mü? He? Görmemişsindir. Göreceğini de sanmazlar. Doğru. Belki göremem ama benim gördüklerimin değerini anladığın zaman onları satın almaya yetmeyecek o elindeki paralar. Umarım hoşça senin kal. Elindekiler seni adam gibi yaşatır Meteciğim. Salak herif. Namus kokmasa ne olacak? Sen yaşamaktan, hayatın zevklerini tatmaktan ne anlarsın be? Yemek, içmek, kumar oynamak. Hayat bu işte oğlum, bu. Bülent.
Reyhan! Reyhan neredesin? İçerideyim Bülent. Ben geldim sevgilim. Kocan geldi. Hoş geldin. Hayrola, pek gerginsin bugün. Aslında gerginim ve de sevinçliyim. İkisi bir arada Mete ile kavga ettik. Ama bir yandan da seviniyorum. Kocan artık Demir Bankerlik Şirketi'nin sorumlu müdürü. Oldu mu işi kocacığım? Elbette. Bak paralara bak, tomar tomar. Bu ne kadar çok para böyle. Bu sadece maaşım karıcığım. Hadi giyin çıkıyoruz. Bundan sonra hiçbir gece evde oturmayacağız artık. Bu evden de taşınacağız. Seni saraylarda oturtacağım. Göreceksin benim kim olduğumu. Kulübe gidelim. Sabahlara kadar oyun oynayalım. Olur. Bu gece dilediğim gibi korkmadan, çekinmeden kumar oynayacağım. Hadi giyin çabuk çıkalım. Ufak bir rahatsızlık geçirdim Muazzez. Hastanedeyiz. Sakın heyecanlanma. Kısa zamanda iyileşecekmişsin. Sadece dinlenmeye çalış. Başka hiçbir şey düşünme, değil mi? Neyi var? Seni sabahleyin öyle hareketsiz görünce bir korktum. Hemen dışarıya koştum. Allah razı olsun. Gençten birisini gördüm de yardıma çağırdı. Sağ ol. Bak, bir de bana hiçbir şeye üzülme derdin. Ama sen üzüldün, ne hale geldin. Şaka şaka. Hepimiz insanız. Her şey bizim için. Hayırlısıyla bunu da atlatırız. Doktor gençten biri, çok iyi. Çok ilgilendi seninle. Allah razı olsun ondan. Her gün sabah akşam gelip kontrol ediyor seni. Demek ki hala iyi insanlar varmış. Allah razı olsun. Bir hafta yatacakmışsın. Aa, bak kim geldi. Oğlun Yalçın. Buradayız Yalçın Beyoğlu. Geçmiş olsun anne. Durup dururken ne oldu böyle? Son gördüğümde çok iyiydin. Felç geldi yavrum. Ben de size haber vermek gereğini düşündüm. İyi de benim yapabileceğim bir şey yok ki teyze. Ne yapayım ben? Tabii haklısın oğlum. Ben onun başındayım zaten. Hani söylemesem kızarsınız diye haber vermiştim. Yoksa bir şey gerektiği için değil. Çok şükür annenizin sosyal güvencesi var. Devlet para almadan tedavisini yapıyor. Hayır, tam da eşimle birlikte seyahate çıkacaktık. Hani daha önceden tasarlanmamış olsa iptal ederdim ama bütün hazırlıklar tamamlandı. Hatta siz de biliyorsunuz, geçen gün anneme gelmiştin ya, çocuğa bakar mısın diye. Evet biliyorum. Sonunda bizim çocuğu da götürmeye karar verdik. Neyse, ben kalkıyorum, yapabileceğim bir şey yok. Gittiğim yerden ararım annemi. Kaçtı buranın telefonu. Telefona bile gerek yok oğlum, fazla kalmayız herhalde burada. Sen merak etme anneni. Ben varım onun yanında. Teşekkür ederim. Anne. Anne. Uyumuş galiba. Selam söylersiniz artık. Size biraz para vereyim, lazım olur ilaç filan için. Yok yavrum, paramız var çok şükür. Hem ilaçlarını filan devlet veriyor annenin. Sende kalsın o paralar. Bak yola çıkıyormuşsun. Tülin, Bülent istifa etti biliyor musun? Aa, ne zaman, neden? Uzun hikaye Tülin. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Artık onu tanıyamıyorum. Anlat bakalım şu işi. Demek bugün bu yüzden sıkıntılısın. Neyi anlatayım ki karıcığım? Hani bir laf vardır. İnsanı rezil eden de vezir eden de karısıdır derler ya. Maalesef Bülent'in karısı kocasını rezil edenlerden. Reyhan'ı kastediyorsan ne yaptı ki kocasına? Daha ne yapsın? Bülent'in aklına girerek anasını istemedi. Biliyorsun zavallı kadın evi terk etti. Yetmezmiş gibi kocasını kumara, içkiye alıştırdı. İnanamıyorum Mete. Sahi mi söylüyorsun? Yalan söyleyecek halim yok Tülin. Çok anlatmaya çalıştım kendisine ama ne oldu bu çocuğa bilemiyorum. Anlaşılan Bülent Reyhan'a uyum sağlayamadı. Ben Reyhan'ı kötülemiyorum ama o kadar farklı dünyaların insanları ki ikisi. Kim kime adapte olmaya çalışsa dengesini kaybedeceği muhakkaktı. Piyango da Bülent'e çarptı. En çok da annesine üzüldüm. Nerede o kadıncağız şimdi? Kimse bilmiyor. O yaşta bir kadın çekip gitti. Dayanamadı. Oğluna o kadar düşkün, o kadar bağlıydı ki onun tarafından incitilmeye katlanamadı. Peki şimdi ne olacak? Bülent nerede çalışmaya başladı? Refik Demir denen ahlaksız, üçkağıtçı, tefeci bir bankerin yanına girdi. Deli mi bu çocuk? Öyle bir adamın yanına girilir mi ayol? Girdi işte. Dünya alem bu adamı tanıyor. Kirli işler yapan, eli silahlı adamların gölgesinde saltanat süren bir sahtekar. İnsanları kandırıp parasını alıyor. Sonra da numaralar çevirip o paralara sahip çıkıyor. Sadece o da değil. Kumar, sahtekarlık, hatta kaçakçılık bile yapıyormuş. Yazık oldu Bülent'e. Ben öyle düşünmüyorum Mete. Kendi düşen ağlamaz. Senin bildiğin bu gerçekleri Bülent bilmiyor mu?
Aklını niçin kullanmıyor? Neden çalıştırmıyor kafasını? Çok değişti, çok. Eski Bülent değil artık. Sonra Reyhan'a neden bu kadar bağlandı? Neden onun her dediğini yapıyor? O kadın insanlara tepeden bakıyor. Herkesi küçümsüyor. Oysa Bülent insan sevgisiyle dolu bir çocuktu. Dedim ya hanım. Yazık oldu Bülent'e. Evet beyler, konuşun. Ben res çekiyorum. Evet, ne diyorsunuz? Tamam Bülent, ben restini görüyorum. Açın bakalım kağıtlarınızı. Üç bacak. Üzgünüm ama bende dört kız var. Ben kazandım. Üf, amma şansa. Şuraya bak, bütün paralarımızı aldı. Bırakın şimdi onu bunu. Oyuna devam ediyor musun? Yok, benden paso. Ben oynamıyorum artık. Siz oynuyor musunuz beyler? Pekala, ne yapalım? Bugün ben kazandım, yarın da siz kazanırsınız. Hoşçakalın baylar. Bülent, hayatım, bıraktın mı oyunu? Evet, masa dağılınca bırakmak zorunda kaldım. Allah bilir yine kaybetmişsin. Yanıldın karıcığım, çünkü kocacığın bugün masayı soyup soğana çevirdi. Hiç böyle karlı kalkmamıştım. Acayip şansım vardı. Yaşa, o zaman benim zararımı karşılarsın. Çünkü ben çok kaybettim. İyi ama halinden hiç de kaybetmiş gibi görünmüyorsun. Delinin zoruna bak. Ne yapacaktım yani? Oturup ağlayacak mıydım? Demir bankerliğinin müdürüyüm diye hindi gibi kabarıp duruyorsun. Bu kadar zarara laf mı söyleyeceksin? Tamam hayatım, kızma. Ne kadar kaybettin? Çok fazla bir şey değil. 100 milyon. Zaten ufak oynadık. Tamam, ben şimdi kasaya öderim. Ama hadi artık eve gidelim Reyhancığım. Sabah olacak neredeyse. Bak yarın işe başlayacağım. Hiç olmazsa 2 saat olsun uyuyayım. Giderken sakın beni uyandırma Bülent. Kendin kalk git. Uykumu alamazsam çok fena oluyorum, biliyorsun. Tamam Bülent'ciğim. Muazzez, oğluna haber verdim diye bana kızmadın ya. Kızdım. Kızma. Aynı şey benim başıma gelse sen de benim oğlumu arar haber verirdin. Öyle deme, onlar bizim canlarımız, evlatlarımız. Evet, hastamız bugün nasıl bakalım? Bak, doktor bey oğlumuz da geldi Muazzez. İyiyiz evladım, daha iyiceyiz. Güzel, Muazzez teyze, seni artık evine gönderiyoruz. Herhalde evinde daha rahat edersin ha, ne dersin? Zorlama kendini. Konuşma problemin zamanla geçecek. Şimdi eve gidince her gün düzenli bir şekilde egzersiz yapacaksın. Bu zorladığın kolunu ve bacağını belki eski haline getiremeyiz ama bundan daha iyi bir duruma getirebiliriz. Ne dersin? Aferin sana. Hem biliyor musun, çok şanslı bir insansın. Neden dersen, bak yanında senin için canla başla uğraşan bir kardeşin var. Sabiha Hanım, siz Muazzez Hanım'ın kardeşiydiniz değil mi? Kardeşten de öte doktor bey, kardeşten de yakınız. Ne güzel. Bak, mis gibi bakılıyorsun. Sakın dünyaya küseyim deme. Tam tersi, yaşamak için mücadele et. Azimli ol. Evet, taburcu kağıdınızı imzaladım. İstediğiniz zaman evinize gidebilirsiniz. O zaman hemen gidelim doktor bey evladım. Ben de Muazzez de evimizi özledim. Oh, insanın evi gibi yokmuş vallahi. Acıktın mı Muazzez? Mis gibi sebze çorbasıyla pilav yaptım sana. Acıktım. Demek acıktın. Şimdi sofrayı hazırlarım. Dur, televizyonu da açayım, seyret. Oh, iyi ki almışız şunu değil mi? Bak ne güzel oyalanıyor insan. Allah kahretsin. Hiç böyle şanssız olduğumu hatırlamıyorum. Bir aydır her gece kaybediyorum kumarda. Yine ne para ne pul kaldı. Buyurun. Adil Bey, ben Bülent. Buyurun Bülent Bey. Paraya ihtiyacım var da biraz avans rica edecektim. Ne kadar istiyorsunuz? 250 milyon kadar. Hemen gönderir misiniz? Ne zaman vereceksiniz? İşleme koyayım mı? Yok, işleme koymayın. Hemen vereceğim. Bana ait tahsisattan verin. Sizin tahsisat limitiniz doldu efendim. Ondan alamazsınız. Sahi mi? Ne zaman doldu hiç farkında bile değilim. Ayrıca tahsisatınızın dışına da çıkmışsınız efendim. Geçen sefer idareten vermiştik. Tamam Adil Bey, bir şeyler yapın o zaman. Bu paraya çok ihtiyacım var, o kadar. Ne adam be. 5 kuruşum kalmadı diyorum. Hala bana tahsisatınız bitmiş efendim diyor.
Ah ulan şans, bir seferde benden yana ol be. Bir ay içinde 7 milyar lira para kaybettim. Bu gece bari şansım yaver gitse. Buyurun Refik Demir. Refik Bey, ben muhasebeci Adil efendim. Ne oldu Adil, bir durum mu var? Şu yeni müdür Bülent Bey bugün yine avans diye para istedi. Ne kadar? 250 milyon hem de hemen istiyor, vereyim mi efendim? Peki bu adamın toplam borcu ne oldu? 7 milyar oldu efendim. Yıllık maaşından fazlasını 2 ay içinde avans diye çekti. Anladığım kadarıyla içki ve kumara çok düşkün. Güzel, 20 milyara kadar ver Adil. 20 milyar olduğu anda haberim olsun, tamam mı? Baş üstüne efendim. Demek yeni müdürüm Bülent içkiye ve kumara düşkün biri. Güzel. Onun bu kötü alışkanlıklarından istifade etmeliyim. Hele şirketime biraz daha borçlansın bakalım. Onunla ilgili planlarım var. Sevgilim, ne yaptın para işini? Avans alabildin mi? Almaz olur muyum? Hem de 250 milyon lira birden aldım. Sahi mi? O zaman bu gece kulübe gidip oyun oynayabiliriz, değil mi? Reyhan, şu kumar işine biraz ara versek iyi olacak. Aa, neden? Değirmenin suyu nereden geliyor farkında bile değilsin ama son zamanlarda iyice borçlandım. Şirkete gireli daha 2 ay oldu ama kumar yüzünden para çeke çeke içeri 7 milyardan fazla borçlandım Reyhan. Ne? O kadar para mı kaybettik yani? Ne zannediyorsun, kazandığımız mı var? Her gece hem paramızı hem sağlığımızı kaybediyoruz orada. Bir gece önce kaybettiğimizi çıkaralım diye gidiyoruz ama bu sefer daha fazlasını kaybedip geri dönüyoruz. Kabahat sende. Oyun oynamasını bilmiyorsun. Aklın sıra blöf yapıp adamları korkutacağını sanıyorsun. Ama adamlar blöfünü yemeyip oyuna girince kaybediyorsun. Ne yani? Kaybeden yalnızca ben miyim Reyhan? Ya sen? Sanki sen kazanıyorsun. Ha? İkimiz birden kaybedip duruyoruz. Anlasana artık. Peki gitmeyelim mi yani? Oyun oynamayalım mı? Yani hepten değilse de arada sırada filan gitsek diyorum. Sen bilirsin Bülent Bey. Madem istemiyorsun gitmeyiz. Reyhan. Reyhan karıcığım, açar mısın şu kapıyı lütfen? Reyhan lütfen. Yoksa darıldın mı bana? Hı? Evet öyle, darıldım. Bak hayatım, ben ikimizin iyiliği için böyle söyledim. Hadi aç şu kapıyı. Hayır, kararın değişmedikçe kapıyı açmayacağım. Yüzünü görmek istemiyorum. Peki, peki canım, gidiyoruz. Hadi hazırlan. Canım, canım. Yorgun Yıllar adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.